Drill Operation kısmı bunlardı. Ve Drill Cycle kısmımız var. Bunlar nedir? Bizim Punta Matkap, Punta Matkap Rayba, Punta Matkap Bara gibi gibi paket şeklinde, yani direkt hepsini aynı anda yaptırdığımız, cycle şeklinde yaptırdığımız komutlarımızın bulunduğu kısım. Diyelim ki Drill Cycle Center Drill. Okey diyorum. Takım kütüphanemden uygun olan takımları seçiyor. Ve ne yaptı? Aynı anda bir seferde puntama attı. Sonrasında da geldi. Gördüğünüz gibi deneyimi işlemiş oldu. Ne içine girip ekstradan kendimiz ayarlarını değiştirmek istiyorsak değiştirebiliriz. Veya kendisi buradan otomatik takımları belirledi. Ama gelip yine Edit Tool kısmından buradan kendimiz istediğimiz takımları seçmemiz mümkün. Şunları silelim. Sonra başka nedir? Yine Drill Cycle'lara geldim. Punta Matkap Bara veya Punta Matkap Rayba. Okey dedim. Yine kendisi otomatik seçiyor ama nedir? Bir tanesinden yokmuş. Hangisi bu acaba? Bakın ne yaptı? Geldi, imprint dedi. Yani bu şeyinki yokmuş galiba. Yanlış yeri seçmişim. Normal delik delciye kısmada rayba takımı seçmişim. Halbuki deliğin için soruyormuş. Çok önemli değil. Ne yaptı yine? Geldi, punta attı. Sonrasında delik geldi. Sonrasında da rayba çekmiş oldu. Bu şekilde tek bir işlem içerisinde üçünü birden yaptırabildiğimiz kısım bizim drill cycle'larımız. Bakın burada altta da çaplarına göre de seçebiliyoruz. Yani 1 ile 23 arası bunu, 23 ile 40 arası bunu. Ne yapıyor? Ona göre takım seçip işlem yapıyor. Bakın yine burada punta, matkap, diş gibi gibi, hani burada birçok seçenek var. Tek bir tanesini seçtiğimizde burada yazan bütün işlemleri kendisi otomatik tek bir seferde yapmış oluyor. Yani bizim drill cycle'larımızın olduğu kısım da burası. Şimdi artık yavaştan 2,5 eksen operasyonlara geçebiliriz. Bunun için yine biz işleyeceğimiz yerin unsurunu tanıtmamız gerekiyor. Geldim yine model manager, manual feature, standard feature kısmına. Geldim yine yüzey dedim. Bu yüzeyimi seçtim. Sağ tuş dedim. Bakın ne yaptı? Benim o yüzeyimi ve cebimin yüksekliğini kendisi otomatik olarak buldu. Ve bunun bir tane cep olduğunu bana söyledi. Okey dedim. Ne yaptık? Artık buranın benim için bir cep dedi. Ve buna add operation dediğim zaman da cep içerisinde yapabileceğim işlemler çıktı. Şimdi burada nedir? Packaging var. Bu bizim kaba işlem yaptığımız kısım. Profiling dediğimiz bizim finish işlemi yaptığımız kısım. Paket klasik de paketingle hemen hemen aynı. Sadece paket klasik dediğimiz eski komut, paketing dediğimiz yeni komut. Bunun içerisinde birkaç tane farklı işlem yöntemi var. Fillet dediğimiz bizim radüsleri işlediğimiz komutumuz. Remachining kalan dik köşeleri işle dediğimiz kısım. Chamfering de yine bizim katımızın üzerine pahkırdığımız kısım. İlk başta paket klasikle başlayalım. Okey dedim, benden bir takım seçmemi istiyor. Dedim ki 20'lik entmil takımımı seçtim. Şimdi bana yine az öncekine benzer bir sayfa çıktı. Nedir, yine istersem yukarıya veya aşağıya takım yolunu çıkarttırmam mümkün. Şimdi duvarda ve tabanda talaş bırakacak mıyım? Kaba bir işlem yapıyorum. Dedim ki 10'da 3, 10'da 3 duvarda ve tabanda talaş bırak. Daha sonrasında bakın burada 4 tane yine yöntem var. Into out, içeriden dışarıya doğru. Zigzag, git gel yöntemi. One way, take you. Git,
kalk gel, kalk gel gibi şeklinde. Bir de spiral oto var. O da parçanın durumuna göre spiral şeklinde işlem yaptığı kısım. Dedim ki intuat olsun, içeriden dışarıya yayla yayla gitsin. Yine burada climb ve conventional seçenekleri var, kesim yöntemi ne olsun dedi. Dedim ki climb olsun. Step over, yana kaymalarım bir bir olsun dedim. Köşelerimi yumuşat dedim. High speed options'larımız var. Yine yapacağı takım yolunda köşeleri yumuşatsın mı? İçeri mi yumuşatsın yoksa tamamını mı yumuşatsın? Veya hayır, hiçbirini yumuşatmasın seçeneklerimiz mevcut. Dedim ki komple her yeri yumuşatsın. Yapacağı radius değeri de 1 olsun. Veya buradan elimizle kendimiz değiştirmemiz mümkün. Sonra onda 3 arasında diyor. Onda 2 yapabiliyormuşuz en fazla. Yana kayarken de dik mi kaysın yoksa yine bir S hareketiyle mi hareket etsin diye seçebiliyoruz. Yine burada custom set bizim verdiğimiz değere göre custom section bizim parçamız figürlü ise açılımlar olacaksa araya ek posu atarak işlem yaptığı kısım. Extrude'da kendisi yine parçanın durumuna göre ekstra takım çıkarabildiği komutumuz. Geldim Custom Z dedim. Step down'ımı aşağıya bir bir olsun dedim. Yine bakın burada first step down ve last step down kısmı var. Bunlar neydi? Paso çıkaracağı takım yolunda ilk pasoyu verdiğimiz değer diyebiliriz ki onda 2 ve son pasoyu da onda 2 şeklinde bitir deyip ne yapacak? Bizim ilk ve son pasomuzu onda 2 şeklinde yapacak. Geri kalanları bir bir aşağıya alınacak şekilde bize bir takım yolu çıkartmış olacak. Yine burada alan alan mı yoksa level level mı seçeneğimiz var. Alan alan dedim. Yine parçanın dibinde kalsın, çok fazla kalkış olmasın. State DP yes dedim. Bu da nedir? 30 dereceden 30 milimden küçük alanları varsa kalkışı yapma bağla geç veya üstünde 30 milimin üstünde ve bir bağlayacağı boşluk varsa kalkarak hareket et diyebiliriz. Veya bu değeri dediğim gibi istersek kendimiz otomatik değiştirmemiz mümkün. Bir unsurun içerisindeyken kalkması gerekiyorsa nereye göre kalksın? Diyebiliriz ki bir önceki Z'e göre kalk, Future Tab'a göre kalk, Camp Tab'a göre gibi gibi seçenekler mevcut. Diyelim ki bir önceki Z'e göre kalksın. Bizim Z değerimiz Delta Z parçanın üzerine ne kadar olsun? Diyelim ki 10 milim olsun. Bitwing future. Bir future'dan bir unsurdan diğerine geçerken nereye göre kalksın? Diyelim ki safety distance'a göre kalksın. Şimdi parçaya girerken rampa mı, sel mi girsin yoksa plunge, dik mi girsin? Diyelim ki rampa yapacak şekilde girsin. Yapacağı rampanın açısı ne olsun? Helis yapacaksa helisin çapı ne olsun gibi seçenekler mevcut. Yine bakın burada bu şekilde direkt parçanın üzerine gelince mi rampa yapsın yoksa daha gelmeden rampayla mı giriş yapsın? Yine bizim parçamın ortasından başla veya yakın yerinden başla gibi diyebiliriz. Ama deliğimiz olmadığı için çok önemli değil. Önden delinmiş bir deliğimiz var mı? Oradan mı başlasın yoksa herhangi bir yerden kendisi mi belirlesin? Yine kalkışlarda Future Tap'a göre mi, Camp Setup'a göre mi kalksın? Diyelim ki Future Tab'a göre kalksın. Clearance Plane'im 100. Yine bu da parçaya girerken fix. Clearance Plane'den sonra kesiş hızıyla mı geçsin? Current Depth deliğe yaklaştığı zaman mı kesiş hızına başlasın? Ve Rapid tam deliğe geldiğinde veya cebe işlem yapacağı yere geldiğinde mi kesiş hızına başlasın? Geri kalanını boş hareket hızıyla geçsin dememiz mümkün. Safety distance'ımı alalım. 5 dedim. Okey dedik. Ama kendisi hesapladı yine. Ama bizim verdiğimiz değerlere göre cebimizi işlemiş oldu. Bir kere şöyle yandan bakalım. Kaldırayım. Bakın ne yaptı? İlk pasoyu onda 2,
Geri kalanlarını bir bir. Bir de en son pasoyu da onda iki şeklinde oluşturdu. Neden? Ben burada içerisinde demiştim ki ona ilk ve son pasoyu onda iki şeklinde yap. Dediğim için bu şekilde bir işlem yapmış oldu. Şimdi biz buna bir de diyebiliriz ki spiral oto veya zikzak yap. Zikzak dediğimiz zaman bakın yine birkaç tane seçenek çıkıyor karşımıza. Before pocket, after pocket diye. Ne yapacak? İlk önce içerisini işle, sonra duvarları dön. Veya before dersek de önce duvarları dön, sonra iç kısmı işle dememiz mümkün. Yine buradan yönlerini nereden başlayacağını kendimiz buradan değiştirerek belirleyebiliriz. Yapacağımız yana kayma değerimiz ne olacak? Bir de biz buna istersek açı verip zikzakı açı şeklinde yaptırmamız mümkün. Ne yaptı? Bu şekilde zikzak olacak şekilde bir takım yolu çıkarttı bize. Petlep diyelim. Bakın ne yapıyor? Önce içerisine işliyor. Biraz hızlandırayım. En sonunda duvarı dönecektir. Ama ben buna gelip after pocket değil de before pocket deseydim. Bu sefer önce duvarı dönecekti. Sonrasında içerisine işlemiş olacaktı. Petlep diyelim. Bakın ne yapıyor? Bu sefer ilk dışarıyı dolandı. Sonra içerisine işlemeye başladı. Pocket klasik bu şekildeydi. Bir de ne demiştik? Paketin kısmı var. Ama bu belki sizde olmayabilir. Yanlış hatırlamıyorsam 2,5 eksenin tamamı değil de standart kısmı vardı sizde galiba. Standartın içerisinde paketing komutu olmayabilir. Çok emin değilim şu an ama buradaki bazı komutlar sizde olmayacaktır. Ama ben yine üstünden geçeyim. Paketing dedim. Yine dedim 20'lik endmill takımını seçtim. Baktığınızda yine birçok yer aynı. Sadece burada nedir? Waveform kesim yöntemi geldi bunun içerisinde. Bu da nedir? Bizim yine daha önce de bahsettiğim gibi takımımız helis boyu kadar yani kesme boyu kadar aşağı adımlayıp kesmemize olanak sağlıyor. Bu da bizim ne işimize yarıyor? Böyle cepleri vesaire daha hızlı bir şekilde boşaltmamıza imkan sağlıyor. Diğer yöntemler zaten paket klasikte de vardı. Waveform'u görelim. Bakın burada yine birkaç tane seçenek mevcut. Nedir? Kısa kalkış yap. Veya hayır, yukarıya kalk, öyle geç. Diyebiliriz ki daha kısa kalkışlar yapsın. Son olarak bir finish pasosu dönsün mü, dönmesin mi? Demek ki finish pasosu dönsün. Bu şekilde mi yana kaysın yoksa bu şekilde mi? Demek ki bu işaretli olsun. Şimdi mikrolift, yapacağı kısa kalkışın yüksekliği ne olsun? Demek ki yapacaksa hani 3 milim yukarı kalkıp öyle bir diğer unsura geçsin. Buradaki ayar. Nereye kadar kalksın kısa kalkışları. Smoothing radius dediği köşedeki yumuşatmaların radiusu ne olsun gibi ayarlarımız var. Yana kaymamız dedim ki 5-5 olsun. Yine custom set dedim. Yine dediğim gibi takımımız tutucumuz ve makinemiz kuvvetliyse bu yükü kaldırabilecekse hani bu şekilde yüksek aşağı adımlama değerleri vererek helis boyu kadar işlem yapmamız mümkün. Diyelim ki aşağıya 5-5 kaysın. İlk pasoya 1 olsun. Son pasoyu da 1 milim şeklinde atsın. Bir de nedir bunun yana kayarken bir bu şekildeydi bir de bu şekilde. Diğer yana kayma bunun yüzde kaçı kadar olsun dediğimiz kısım. Detect fillet bizim düz yerleri işleme. Parçamızın üzerinde bir adacık varsa onun düz kısmını işleme veya işle dediğimiz kısmımız. Şimdi burada minimum kontak radius yapacağı yumuşatma radiusu kaç olsun veya hayır yumuşatma olmasın diyebiliriz.
Translation metot yine alan alan mı, level level mı işlem yapsın. Dedim ki alan alan yapsın. Feature'ın içerisindeyken optimize et. Kendisi en kısa kalkışı mı kullansın veya clearance payine mi kalksın? Diyebiliriz ki optimize et. Kendisi optimize ederek en kısa yolu kullansın. Delta value da parçadan ne kadar uzak kalkış gerçekleştireceği. Demek ki 5 milim koruyarak kısa kalkışı gerçekleştirsin. Bitwin future'da bir future'dan bir unsurdan diğerine geçerken hangi yüksekliği kullansın? Diyelim ki safety planes'i kullansın. Şimdi unsurlara girerken girdi işlem yapacak. Her zaman rampa mı yapsın? Veya stay at depth parçanın yüzeyinde kalsın, kalkış yapmasın. Veya yine optimize dersek duruma göre gerektiği yerde kalkış yapacak, gerekmediği yerde bağlayıp geçecektir. Yine girişlerde dik mi yoksa helisel mi? Dedim ki helisel olsun. Yapacağı açı kaç olsun? İstersek burada minimum veya maksimum helis çapı söylememiz mümkün. Yine deliğin ortasından başla veya yakınından başla diyebiliriz ama burada bir delik olmadığı için çok önemli değil. Feet when plunging, dik girişi yapıyorsak clearance plane'e itibaren kesme hızıyla gel veya bunu kaldırırsam da parçaya işlemeye yakın yerine itibaren kesme hızına geç diyebiliriz. Final pasosu at veya atma dedirtmemiz mümkün. Yine buradan feature tapıma göre cam setup'a göre mi kalkış yapsın? Dedim ki feature tapa göre okey diyelim. Bakalım nasıl bir işlem yapacak. Bakın ne yaptı? Dalga formu şeklinde işleyecek bir şekilde bize bir takım yolu çıkartmış oldu. Merkezden başladı. Yayla yayla dalga formuyla bize bir takım yolu çıkartmış oldu. Waveform yöntemi de bu şekildeydi. Ha dediğim gibi diğeri paketin klasikten paketinkten tek farkı birinde waveform kesim yöntemi var, diğerinde waveform kesim yöntemi yok. Şimdi gelelim diğer komutumuza. Neydi? Profiling. Bu bizim finish işlemi yaptığımız komutumuz. Okey diyelim, yine geldim. Bu sefer dedim ki onluk bir takımla işlemi yapacağım. Yine bakın bu kısımlarımız aynı. Finish yaparken diyebiliriz ki rest method, hani dip köşeleri, kalan yerleri al dedirtmemiz mümkün. İstersek buraya bir önceki takımı yazıp sadece bir önceki takımdan kalan yerleri işlettirme takım yolu çıkartmamız mümkün. Yine duvarda tabanda ne kadar talaş bırakmak istiyoruz. Yine bakın orijinal offset ve corrected kısımları var. Bunu mutlaka offset olarak işaretlememiz gerekiyor. Öbür türlü diğer iki seçenekte parçaya dalmış olacağız. Yine çap telafisi var mı? Bakın yine burada bir seçeneğimiz var. None dersek sadece duvarları işleyecektir. Biz bunu after dersek önce duvarları sonra tabanı işleyecek. Before dersek de önce tabanı sonra duvarları işleyecektir. Bakın burada da birkaç tane ayarlar var. Nedir? Burada duvara paso bıraktırabiliriz. Nedir? İlk önce tabanı işleyecek diyelim. Diyebiliriz ki tabanı işleyecek ama duvarlardan onda bir veya onda beş uzak kalsın. Zaten ben duvarları ayrıyetten döneceğim deyip buraya istersek talaş bıraktırmamız mümkün. Veya burada bakın içerisinde spiral dönsün veya zikzak şeklinde işlesin dedirtebiliriz. Yine flat area, step over, düz alanların yana kayması kaç kaç olsun dedirtebiliriz. Close open sight, bizim parçamız açık cepse takım dışarı çıksın. Hayır, kapalı cepmiş gibi davransın dedirtebiliriz. Ama zaten bizim parçamız kapalı bir cep olduğu için dışarı çıkması mümkün değil.
Rampa yüksekliği ne olsun? Rampanın genişliği ne olsun? Bağlayacağı, yapacağı radüs ne olsun? Gibi seçeneklerimiz var. Yine climb mı, conventional mı, zigzag mı işlesin diyebiliriz. Bakın, custom Z, extra rat ve otomatik seçenekleri hala mevcut. Epilimiling, helikodel diyebiliriz. Yani mümkünse helisel şekline dön denetmemiz mümkün. Bakın normalde 3 eksendeyken heliste döndüğü zaman son pasoyu atmıyordu ama burada son pasayı da attır dedirtebiliyoruz. Yine aşağı adımlamamız bir bir. İstersek yine başlangıç ve bitişteki aşağı adımlamaları değiştirmemiz mümkün. Yine köşeleri yumuşat dedirtebiliriz. Ve buraya verdiğimiz yumuşatmanın radüsü ne kadar olacak onu belirleyebiliriz. Yine alan alan ve level kısmımız var. Bir feature'un içerisinde kalkacaksa nereye göre kalksın? Diyelim ki feature tab'a göre 10 milim yukarıya kalksın. Bir feature'dan diğerine geçerken hangi yöntemi kullansın? Diyelim ki safety distance kullansın. Parçaya girişte ve lead in ve lead out metotlarımız var. Nedir? Girişte ve çıkışta işte direkt mi, perpendicular mı, circular mı, U şeklinde mi, vertical mı, normal mi gibi seçenekler var. Dedim ki circular olsun. İşte yapacağı hangi mesafeden itibaren yapsın. Yapacağı radius ne olsun. Yapacağı arkın derecesi kaç olsun gibi seçenekler var. Lead out'ta da istersek farklı bir yöntem seçebiliriz. Veya same as lead-in dersek de lead-in'e verdiğimiz değerler kadar değerler neyse onları aynı şekilde çıkarken de kullanacaktır. Yine aşağıya adımlarken direkt mi insin, yumuşatarak mı insin yoksa step basamak şeklinde mi insin diyebiliriz. Demek ki yumuşatarak insin. Yine 5 milimden küçük yerler varsa bağlayarak geç delirtebiliriz. Bu kısımlarımız yine aynı. Future tab'a göre kalk. Clearance plane'imiz 100. Safety distance'ın 5 dedim. Ve ona göre artık finish işlemi uygulayacaktır. Bakın ne yaptı? Hem duvarları hem de tabanı işlemiş oldu. Bu şekilde istersek hem taban hem duvar veya diyebiliriz ki dediğim gibi nan dersem de sadece duvarları takım yolu çıkarttırmam mümkün. Bu şekilde sadece duvarlara takım yolu çıkarttım. Ve nedir? Girişleri ve çıkışları ark şeklinde yap. Dediğim için giriş ve çıkışlar bu şekilde olmuş oldu. Şimdi bizim finish kısmımızda komutumuz da profiling kısmıydı. Diğer komutlara bir göz atalım. Nedir? Flat. Bizim parçamızda radüs varsa, radüs atmak istiyorsak köşelere bu komutu kullanabiliriz. Nedir? Burada istersek bakın şu takım mıydı? Aynen. Böyle ister radüs kırabileceğimiz özel takımlarımız olabilir. Veya gelip balnoz bir takımla da radüs kırdırmamız mümkün. Diyelim ki 20'lik takım var. Onlara radüs kıracağım. Bu kısım aynı. Duvarda tabanda tılaş miktarımız aynı. Bakın radüsün değeri ne olacak? Burada yapacağımız radüsü yazacağız buraya. Ek onluk radüs. Yine offset ve corrected kısmı var. Diyelim ki offset olacak. Çap telafisi olacak mı? Kesim yöntemi ne olacak? Zigzag, cutting, climb veya conventional. Bak yine custom Z, custom section veya extra rat dediğimiz kısımlar var. Custom section nedir? Böyle radüslü yerlerde radüsü uydurarak aşağı adımlamayı otomatik belirleyecektir. Gerektiği yerlerde. Yine bir bir aşağı adımlasın dedim. İlk ve son basamak da aynı olsun dedim. İçeriye veya yumuşatma yapmak istemiyorsak nan sadece iç kısımları yapsın. Inner only veya komple her yeri yapsın. Complete deyip ve yapacağı radüsün değerini buraya belirtebiliriz. Ve alan alan mı level mı kısmımız var. Kalkış yapacağı zaman nereye göre kalksın? Diyelim ki future tab'a göre kalksın. Yine buradan da safety distance yazdım. Step down link metot. Yine bakın basamak
dik bir şekilde inebilir. Yumuşatılmış şekilde veya merdiven şeklinde. Diyelim ki somut yumuşatılmış şeklinde olsun. Yine giriş ve çıkışların metotlarımız mevcut aynı şekilde. Bu kısım aynı. Overlap metot. Takım yolları birbirinin üstüne binsin mi? None dersek binmez. Elop profil dersek o profil üzerinde verdiğimiz giriş ve çıkıştaki değerlere göre 1 milim girerken 1 milim çıkarken takım yolunu birbirinin üstüne bindirmiş olacak. Extend element veya takım uzat. Yani bu şekilde yay üzerinde değil de dik bir şekilde, paralel bir şekilde giriş ve çıkış olsun delirtmemiz mümkün. Yine kalkacağı yeri Future Tap dedim. Clearance Plane'im 100, Safety Distance'ıma 5 dedim. Bakın ne yaptı? Şöyle göstereyim. Bizim parçamızda biraz içine doğru dalmış gözüküyor. Çünkü parçamız üzerinde bir radüs olmadığı için ne oldu? Bizim parçamıza dalmış gibi gözüküyor ama normalde radüs kırmış olsaydık parçamıza dalmayacaktı. Ne yaptı? Bu şekilde parçaya radüs yapmamız mümkün. Veya diyebiliriz ki gelip buna hani içerisinde radüsü 10 demiştik. Gelip buna blend bu köşelerin hepsine 10'luk bir radüs kurarsak gelip buradan da parçamı tekrar tanıttım. Bir kere bulut diyelim. Bakın ne oluyor? Parçanın tam üzerinde olduğunu görebilirsiniz. Ama bu şekilde dalma olmadan da takımımızı işlemiş olduk. Veya dediğim gibi bir diğer takım türü neydi? Bu şekilde corner roughing dediğimiz şekilde takımımız varsa radüslü bir takım onu kullanarak da radüs elde etmemiz mümkün. Onu kullandığımızda da bakın burada bir tane daha seçenek açılmış oluyor. Takımın burasına göre, ucuna göre mi yoksa lav tam köşesine göre mi çıkarsın? Bakalım ikisinde de ayrı ayrı nasıl bir takım yolu çıkartacak. Bir tane de bunu duplicate edelim. Aslında buradayken çok fark ettirmedi. Aynı sonucu verdi. Nedir? Bu da dediğim gibi bu tarz bir takımımız varsa şöyle görelim PetTap'te. Abi tam köşesi oraya oturacak şekilde denk gelip buradaki radüsü çıkartmak için kullanılan bir takımımız. Yani genelde bu tarz takımlar bildiğim kadarıyla çok kullanılmıyor. Kullanan çok görmedim. Genelde nedir? Balnuz veya bulnuz takımlarla işlem yapılıyor. Hani parçaya da radüs kurmak istiyorsak bu şekilde işlem yaptırabiliriz. Tekrar ben parçamı eski haline getireyim. Her şeyi tekrar güncelleştirelim. Şimdi geldim bir diğer seçenek. Chamfering. Bu da neydi? Benim pahkırdığım takım yolu. Az önce iki deliklerde pahkırıyorduk. Bunda da bu tarz parçalara pahkırmak istediğimizde kullandığımız komutumuz. Geldim takımımı seçtim. Bakın burası yine deliklerdekiyle hemen hemen aynı. Parçamız üzerinde pah yoksa ve biz pah kırmak istiyorsak Apex'le veya parçamızın üzerinde kırılmış bir pah varsa Other Geometry deyip ona göre pah seçeneğimizi seçiyorduk. Yine bu kısımları bahsettiğim gibi pahın yüksekliğini biraz daha uzatmak istiyorsak buradan değer vererek biraz daha aşağıya doğru uzatmalarımız mümkün. Yine aşağı adımlama kısımlarımız var.
kaç kaç aşağı adımlasın. Ve high speed functions köşeleri yumuşatsın mı yumuşatmasın mı? Bu kısımlarımız yine hep aynı. Nereye future'un içerisinde nereye göre kalksın? Bir future'dan diğerine geçerken hangi yüksekliğe kalksın? Yapacağı giriş ve çıkış hareketleri nasıl olsun? Aşağı adımlarken yumuşatılmış adımlasın dedik. Buraya 100, buraya da 5 yazdım. Ne yapacağım? Parçamın üzerinde bir pah yoksa bile bu şekilde pah kırdırmam mümkün. Yani bunu daha önce anlatmıştım zaten. Deli komutlarında çok bir fark yok. İçerisindeki seçenekler hep aynı. Sadece birinde delik üzerine pah kırmıştık. Bunda da cepte pah kırıyoruz. Bir farkı yok. Şimdi bir diğer seçeneğimiz remeshing. Bu da neydi? Bizim kalan yerleri takım yolu çıkarttığı komutumuz. Diyelim ki onluk takımla işleyeceğim. Geldim buraya bu sefer ama operasyon seçmem gerekiyor. Nedir? Geldim dedim ki ben packeting klasik. Ama bunlar da onluk takımla işlemişiz. Buradaki takımı değiştireyim. Bir önceki yaptığım kaba işlemleri o 20'lik takımla yapmışım. Pardon. Yüzden gelip buraya diyebilirim ki packeting. Bundan kalanı yap. Bir de ben buna finish attım diyeyim. Buradan kalanları bana yap dedirtebilirim. Bir kere okey diyelim. Önce diğerlerini hesaplattı. Parçayı oynadığımız için hesapları bozulmuştu. İlk bunları hesaplattı. Sonrasında remeshing'i hesaplıyor şu an. Bakın ne yaptı? Bize yaptığımız bu iki işlemden, packeting ve profiling işleminden kalan yerleri, o nedendir? Sadece köşelerde kalan radüsleri takım yolu çıkartmış oldu. Yani bu şekilde kalan yerlerde takım yolu çıkartıp sadece oraları işlememiz mümkün. Operation dediğimiz zaman burada daha fazla operasyon çıkmıyor pakata. Şöyle yapalım. Bir tane de gelip manuel feature standard feature diyelim ki buna şöyle yapalım. Şuraya bir profil çıkartalım. Diyelim ki yüzey. Şunu da bir kapatayım. Geldim. Manual feature, standard feature. Yüzey değil, element. Ama pocket değil, face dedim. Yüzeyim de bu dedim. Şimdi gelip bu yüzeyime tarama üzerine o yüzeye işleyebileceğim komutum geliyor. Facemail Classic. Ne yapacak? Oraya git gel şeklinde tarayarak bize bir takım yolu çıkartıp oraya işleyecektir. Okey dedim. Bakın yine bu kısımlarımız hep aynı. External value dışarıya çıksın çıkmasın. Veya şimdi bizim parçamız cep olduğu için ne olacak? Duvardan uzak dur dediğimiz kısım oluyor bu da. Eksi dediği o duvara çarpmaması için takımın duvardan uzak dur. Bunu istersek azaltabiliriz. Şimdi yine bizim içerisinde zigzag, outlane, one way şeklinde seçeneklerimiz var. Diyelim ki zigzag olsun. Climb veya conventional seçebiliriz. Önce cep sonra duvar veya önce duvar sonra cep. Ama biz sadece yüzey işleyeceğimiz için çok bir önemi yok. Yine buradan hangi yönde keseceğini belirtmemiz mümkün. Diyelim ki now. Genel kaymalarım 5-5 olsun.
Onu olsun, çok önemli değil. Bir açıyla taramak istiyorsak açı verebiliriz. Yine köşelerde radüs yumuşatma istiyorsak kullanabiliriz. Lan dedim, yumuşatma istemiyorum. Yana kayarken bir S hareketi yapsın. Aşağıya adımlarken de bir bir adımlasın. Yine bu kısımlarımız aynı. Alan alan mı, level level mı? Küçüğün içerisinde kalkması gerekiyorsa nereye göre kalksın? Bir yerden bir yere geçerken bir unsurdan diğerine hangi yere kadar kalksın? Rampa mı yapsın, planç dik mi girsin? Diyelim ki rampa yapsın. Hangi açı, rampa açısı ne olsun? Bu da takımı yüzeyden dışarıya çıkartsın mı? Bir seçeneğim var. Future Top, yani benim zaten bir kapalı bir cep işlediğim için dışarı çıkamayacaktır. Future Top'a mı göre mi, Camps Top'a mı göre mi kalksın? Clearance Plane'im 100, Safety Distance'ım 5. Burada ne yaptı? Sadece yüzey olarak tanıttığım için dışarıda çıktı. Şunu sıfır yapalım. Demek ki şeyde kapalı bir cep olduğunda tanımadı bunu. Sadece bir yüzey olarak tanıdı ve dışarı çıkabileceğini öngördü. Şöyle yapalım. Yeni bir düz bir parça açalım. Orada nasıl yaptığını görelim. Zaten göreceksiniz, bize sarı işaretini yaktı. Parçaya dalıyorum dedi. O yüzden işlem yapamayacak. Yani bize post vermeyecek daha doğrusu. Şöyle yapalım. Kendimiz yüzeye çıkartalım ve bu yüzeye tarayacağımızı söyleyelim. Yine geldim, parçamı tanıttım. Standart hole dedim, feature dedim. Gelip buradan pocket değil, face dedim. Okey dedim. Biz istersek yüzeyimizi arttırmamız da mümkün. Hani bizim parçamızın üzerinde 2 milim talaş var, 3 milim talaş var gibi deyip ona göre de tek bir sefer değil, 2-3 seferde al, burayı al delirtmemiz de mümkün. Şöyle yapalım. Add operation dedim. Face mill klasik. Yine 20'lik end millimi seçtim. Bu kısımlarımız aynı. Yine zikzak gitsin dedim. Bu kısmı zaten bir içerisinde işte sadece yüzey işleyeceğimiz çok önemli değil. Yana kaymalarım 10 olsun dedim. Aşağıya adımlamam 1-1 olsun dedim. Future Tap'a göre kalksın. Safety Distance'a kalksın. Buradan da yine Future Tap. Clearance Plane'im 100. Safety Distance'ın 5. Yine buradan istersen takımın yer çapından biraz fazla dışarı çıksın delirtmemiz mümkün. Ne yapıyor? Bakın bu sefer tek bir seferde değil. Biz buna 3 milim fazla pası var dediğimiz için 3 seferde almış oldu burayı. Ne yaptı? Yana doğru git gel kayarak bizim dediğimiz şekilde dışarı çıkartarak yapmış olduk. Gelin bir daha tekrar buraya bir uçur tanıtayım. Bu sefer dedim yine face, bu sefer yükseklik vermedim. Gelip buna face mil dedim. Sadece yine aşağı adımlamam 1-1 dedim. Bu sefer ne yapacak? Sadece tek bir takım yolu çıkartacak bana. Ama bu şekilde parçamızın sadece direkt yüzeyini tarasın, düzleştirsin veya parçamızın üzerinde 2 milim, 3 milim, 5 milim artık paso var dersek de ona göre de kademelendirme şansımız da var dediğim gibi bu şekilde. Şimdi tekrar dönelim. Diğer komutlarımız nedir? Yani burada 3 tane daha farklı seçeneğimiz var. Onlardan bahsedelim biraz. İlk önce şu profil section kısmına yapalım. Şöyle
Şundan devam edeyim. Şunları silelim. Profil bu, bir de section istiyor bizden bir yükseklik. Geldim. Cam setup. At operation. Profil ve section. Dedim. Geldim, onluk bir takım seçeceğimi söyledim. Tutucumu çıkarttım. Profilimi seçtim. Sağ tuş dedim. Bu da nedir? Bizim çevre döneceğimiz komutumuz. Ama yine bize burada seçenekleri sunuyor. Offset mi olsun, original mı, corrected mi? Dediğim gibi yine offset olsun. Takım kompozisyonu var mı? Hangi yöntemle kesin zikzak yapsın dedim. Yine custom Z olsun söyledim. Aşağıdan yukarıya mı, yukarıdan aşağıya mı işlem yapsın? Dedim ki yukarıdan aşağıya yapsın. Aşağı adım bir olsun. Köşeleri yumuşatsın mı, yumuşatmasın mı? Düz alanlardaki yana kayma değeri ne olsun? High speed, yani köşeleri yumuşatsın mı? Dedim ki hayır, yumuşatmasın. Takım yollarını birbirinin üstüne bindirsin mi? Dedim ki bindirsin. 10'da 5, 10'da 5 değildi. 1-1 takım yollarını birbirinin üstüne bindirsin. Söyledim. Ne future tab'a göre kalksın. Current tab. Yani hızı tam işleyeceği zaman kesme hızına gelsin. Yine alan alan mı, level level mı kısımlarımız var. Bir feature'ın içerisindeyken clearance plane'e değil, feature tab'a göre kalksın. Yine bir yerden bir unsurdan diğerine geçerken safety distance kullansın. Safety distance'ımı 5, clearance plane'ime 100 yazdım. Yine aşağıya kayarken hangi yöntemi kullansın onu söyleyebiliyorum. Burada giriş çıkış yöntemlerimiz var. Bir kere okey dedik. Şu an bunun içerisine işledi ama şöyle yapalım. Bir saniye. Şunu bir offsetleyeyim. Takım çapı kadar bir offsetleyelim. Yanlış komuta girdim ya. Ama tanjant olsun. Şunu da buradan buraya taşıyalım. Şimdi gelip at operation diyeyim. Yapmadı, bir hata var galiba. Bunu şu parçada deneyeyim. Yine geldim. Bu şekilde çizdim. Daha sonrasında buradan buraya kadar da hani bizden bir profil, bir de section ince yeri istiyor. Geldim. Diyelim ki o profil section. Onluk takımla, endmil takımla işleyeceğim. Benim profilim bu. Profil mi istiyor acaba? Evet. Onunla profil şeklinde istiyormuş. O yüzden hata veriyor. Yine geldim. Bu kısımlar hep aynı. Bir aşağı insin. Yukarıdan aşağıya kesim yapsın. Future tab'a göre kalksın. Clearance plane'im 100. Burası 5. Yine future tab'a göre kalksın dedim. Safety distance'a göre kalksın. Yumuşatma olsun. Bir kere okey diyelim.
Ne yaptı? Bizim takımımızın içerisine oluşturdu bir nevi takım yolunu. Ne yapabiliriz? Gelip biz bunu diyebilirim ki ben bunu offset diyeceğim takım çapı kadar. Takım çapımız 10'du. Takım çapı kadar offsetledim. Gelip buradan da buradan buraya taşıdım bunu. Gelip buna yaptığımız zaman daha doğru olacaktır. Yani bunu yaparken takım çapı kadar offsetlememiz gerekiyor. Öbür türlü takım yolunu parçanın içerisine çıkartmış oluyor. Bir dedik. Evet, şimdi daha doğru olmuş oldu. Ne yaptık bu sefer? Parçanın çevresini dönmek istediğimiz zaman profil ve section komutunu kullanacağız. Ama çıkardığımız sınırı takım çapı kadar offsetleyeceğiz. Aksi takdirde parçaya dalıyormuş. Parçanın içerisine bizim takım yolu çıkartıyor. Şöyle yapalım. Bir kere Patlab diyelim. Şuradan da takımın kontrol noktalarını açtığımızda bakın takım tam olarak 0'a 0 geçecek şekilde oturmuş oldu. Ama bu şekilde 0-1 şekilde takımı çevresini dolanmak istiyorsak hani bu komutla yapmamız mümkün. Bir de Etlep izleyelim ne yaptığını. Takım bu şekilde çevresini döndürmemiz mümkün. Şimdi burada bir diğer komutumuz nedir? Bir extrusion bir de revolution komutlarımız var. Onları da şöyle göstereyim. Şu yeni bir sayfa açalım. Saptarak diyelim. Böyle bir parçamız var. Ya böyle yapmayalım, şöyle yapalım. Bu tarz figürlü parçamız var. Ve buranın üzerine bir takım yolu çıkartmak istiyoruz. Böyle yapabiliriz. Geldim ben bunu isoparametric curve dedim. Onun tam ortasından bunun V yönünden bu şekilde. Şimdi geldim bir de bunları açık bir profile çevirdim. Geldim machining parçamı tanıttım. Oluşturdum. Cam setup dedim. Geldim Matte Operation 2.5 eksen Extrusion komutu. Okey dedim. Yine demiş ki altılık bulmaz bir takımla balmuz veya şuradan kendimiz onluk bulmaz bir takım ekleyelim. Çok da önemli değil. Dedim ki profilim bu, geometrim bu. Sağ tuş dedim. Bana sağ ve sola ne kadar kaydırmak istediğimi soruyor. Seçtim profili. 10 buradan 10 da sola kaydırsın dedim. Ha, zigzag mı tek yönlü mü zigzag olsun dedim. Benim verdiğim eğri paralel şeklinde mi yoksa perpendicular şeklinde mi olsun? Dedim ki paralel olsun. Aşağıda birbiri kaysın. Safety place. Clearance bir 100. Safety distance'ın 5. Direkt geçsin dedim.
Okey diyelim. Bakın. Benim verdiğim değerler de benim eğrime göre bir takım yolu çıkartmış oldu. Bunun boyu kaçmış, bir onu ölçelim. Şöyle yapalım. X'de ne kadarmış? 102'ymiş. Yani ben bana diyebilirim ki 51 sağa, 51 sola kaysın. Yani tam parçamı tamamını bu şekilde takım yolu çıkartmam mümkün. Veya gelip ben ona diyebilirim ki paralel değil de perpendicular. Verdiğim eğri dik şekilde olsun. Ne yaptı? Bu sefer tam istediğimiz sonucu vermedi ve çok kalkışlar oldu. Yani bu şekilde bu tarz figürlü parçanın yüzeyine işlemek istiyorsak 2,5 eksende bu komutu kullanmamız mümkün. Gayet de stabil bir şekilde o yüzeye uygun bir takım yolu çıkartıyor. Benim bir diğer komutumuz da Revolution komutu. Bu da şu şekilde. Bir sayfa açayım. Buraları bir radius kıralım. Bir daha açık profil yapalım. Geldim meshing projemi ekledim. Cam setup'ımı ekledim. Geldim dedim ki 2,5 eksen revolution döndürerek. Şimdi benim verdiğim bu eğriye göre şöyle yapalım, şuradan tutucuyu kaldırayım. Bunu döndürerek bana bir takım yolu oluşturmuş olacak. Geometrimi seçtim. Hangi eksende dönecek? Benimki y ekseni etrafında dönsün. Radüsü ne olsun? Diyelim ki 30'luk, 30 derece radüs şeklinde dönsün. Başlangıç ve bitiş 0 ile 180 mi? Yoksa 90 ile 180 mi gibi gibi seçenekler var. Zikzak şeklinde mi ilerlesin? Yoksa climb tek yönde mi? Kalsın Z mi? Kalsın Z section mı? Diyelim ki 10'da 5, 10'da 5. Aşağı adım atsın. Safety distance olsun. Buraya 100, buraya 5 dedim. Bakın bize bu şekilde döndürerek bir takım yolu oluşturmuş oldu. Anahtar bazı yerlerde kalkışlar biraz fazla oldu. Şimdi bu şekilde bir profile döndürecek şekilde bir takım yolu oluşturmamız mümkün. Eğer biz bunu other boundary dersek ne yapacak? Bizi bu sınırın dışına göre yapmış olacak. Inner dediğimizde de bu sınırın içinden itibaren döndürmeye başlamıştı. Bu şekilde döndürerek oluşturabiliriz. 180 ile 360. Ne yapacak? Bu sefer ters bir şekilde işlemiş olacak. Veya buna 90 270. Ama yok. Onu yapamam dedi. 90-180 dedim. Ne yapacak? Bu sayı yarım şeklinde yapmış olacak. Hani bu şekilde bir eğriye göre takım yolu çıkarttırmamız mümkün. Şimdi 2,5 eksende de anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa sorularınızı alayım ben. Batuhan Bey, yok bugün de sorumuz. Yarın zaten takım kütüphanesi nasıl olur onu şey yapacağız. Aynen. Yarın da onun üzerine geçeceğiz. Ha, dediğim gibi o yarım saat 45 dakika en fazla sürebilecek bir bölüm. Sonra da anlatacaklarım bitiyor. Yine bir varsa sorularınızı alırım. Yoksa yarın bitiririz. Haftaya pazartesi de Tolga Bey ile konuşurum ben. Progress kısmına giriş yapar. Zaten Perşembe Cuma günü telefon açılar herhalde Murat abiyle. Aynen. Artık ne değildir. Ona göre bir program yaparlar herhalde. Artık nasıl olur, nasıl biter.
Pazartesi başlar mıyız? Ha, o zaman ben söyleyeyim. Murat Aha. Bey'le iletişime geçsin yarın. Tabii. Ya olur, yarın bir şey konuşsunlar onlar. Ona göre bir plan program yapılır. Bir de bu eğitim videolarını. Abi ben onu göndermeye çalışıyorum ama benim internetim biraz sıkıntılı, göndermiyor. Hı. Kayıtlar var bende, şey yaparım. Şirkete geçtiğim zaman, ben şu an evde çalışıyorum. Tamam. Şirkete geçtiğim zaman atayım size. Çok Tamam, olur. aceleniz yoksa. Yok, acelemiz yok. Zaten unutulmaz da şey yaparız. Ben bir daha hatırlatalım dedik de. Yok, aklımda da ben birkaç Hı. kere göndermeye çalıştım. Gece yatarken gönderiyorum. Sabah baktığımda iptal oluyor. Yüksek ihtimal Anladım. internet kesiliyor olabilir gece. Ondan kaynaklı olabilir. Gündüz koyduğum zaman da bu sefer ben internet